Evet arkadaşlar, bugün eşek arası için tuzak yapacağım arkadaşlar. Şöyle 5 litrelik bidonun keseceğim. Evet, içine uçmaması için 2 adet taş. Tuzağımız hazır. O taş Abbaslar'ın arı geri çıkabilir, gelir mi? Evet. Diğerini de göstereyim. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde 2,5 litrelik peş şişeden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunların içerisine uçmaması için bir tane taş koyun. İçine oturtturun arkadaşlar. Bunların da içine arkadaşlar bir parça et katacağım. Ve tuzağımız hazır olacak. Bunları koyduğumuz yer de çok önemli arkadaşlar. Bunları arımıza yakın koyacağız ki zaten arıyı armaya geliyorlar. Eğer arıya uzak koyarsak bir anlamı yok. Gelip alamazlar. Evet. Bir de fare yapıştırıcısıyla ayrı bir tuzak daha yapacağım arkadaşlar. Onu da birkaç dakika sonra gösterelim size. Evet arkadaşlar, başka bir tuzak çeşidimiz. Bunu da fare yapıştırıcısı kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle sert bir zemin üzerine, uçup gitmeyecek rüzgardan bir zemin üzerine arkadaşlar fare yapıştırıcısını sürüyoruz. Küçük küçük doğradığımız et parçalarını arkadaşlar arının üzerinde konduğu zaman alıp götüremeyeceği kadar küçük olması lazım. Daha büyük olursa arı üzerine konar ve yapışmaz. Bunun için elimizden geldiğince küçük doğruyoruz. Ve bu et parçalarını yapıştırıcı sürdüğümüz zemin üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Et parçaların bir kısmının yapıştırıcı üzerinde olması önemli. Şöyle koyarım ki arılar ayaklarını koydukları zaman zemine yapışsınlar. Eti alıp giderlerse daha fazla eşek arısı gelecektir arkadaşlar. Bunun için eti alıp gitmelerine izin vermeyeceğiz. Küçük parçalar halinde konacağız. Böyle büyük bir parça olursa üzerine arı konar, etini kopartır, arı gider. Bunun için etleri olabildiğince küçültüyoruz. Daha küçük parçalar halinde doğruyoruz arkadaşlar. Ve zemine yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, eşek arısı için hazırladığımız tuzakları koydum. Şöyle uçuş tahtalarına yakın koydum arkadaşlar, yere doğru. Evet, bunun üzerinde birkaç tane eşek arısı yakalamış. 1-2. Birkaç tane de bal arısı düşmüş. Bunu biraz daha beriye çekeceğim. Bal arısının bulaşmasını engellemek amacıyla. Evet, bu tuzakları da yine yakın koydum arkadaşlar ki yakın koymamdaki maksat eşek arıların ilk önce yerdeki ölmüş veya sakatlanmış arılara alıp götürmüyor arkadaşlar. Eğer o öyle arı yoksa, aşağıda sakat ölmüş arı yoksa, bu sefer de sağlam arıya saldırmakta. Evet, burada görüyoruz. Yaklaşık 8-10 tane de burada yakalamış arkadaşlar eşek arısı. Evet, bu bidonlara da içinde et koymuştum. Bunlar da henüz herhangi bir şey yok. Bunları yakalayamamış arkadaşlar. Burada eşek arısı yakalayamamış. Ama gördüğünüz gibi şeyler çalışıyor. Fare yapıştır çalışıyor arkadaşlar. Şu an ikindi oldu. Saat 5 gibi. Koyarı yaklaşık 4 saat falan oldu. 4 saat içerisinde 10 tane yakalamış.
toplandı, öyle gözüküyor. Yarın sabah erkenden gelip etleri tekrar değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü akşamları küçük hayvanlar gelip o etleri yiyip kaçabiliyorlar. Ortalıkta et kalmayabiliyor. O yüzden sabah erken saatte tekrar et değiştireceğim. Evet arkadaşlar, hepinize iyi sezonlar diliyorum. Hayırlı, bol bereketli sezonlar olsun. Lütfen abone olalım. Videolarımızı beğenelim arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler.